Merhabalar, ben Doktor Zümrüt Duman, Sinema Laboratuvarları Medikal Direktörüyüm. Bugün sizlerle histamin intoleransını konuşacağız. Histamin intoleransı son 10 yılda görülme sıklığı tanı testleriyle birlikte artmış bir durum. Burada özellikle tip 1 alerjiler, gıda duyarlılıkları, migren tipi baş ağrıları, fibromiyaljiler gibi günümüzde çok sık karşılaşılan klinik semptomlarla histamin intoleransı bulguları karışabilmekte ve ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde tutulması gerekmekte. Şimdi histamin intoleransı ile ilgili görüşmek üzere Doktor Melek Hanım'ı yayına davet ediyorum. Evet Doktor Melek Hanım, şimdi size bir istek göndereceğiz. Evet, istek gönderildi Melek Hanım. Kabul ederseniz. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Öncelikle bugün 14 Mart Doktor Melek Hanım. Sizin nezdinizde, sizin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlarım. Teşekkür ederim efendim. Ben de sizlerin bayramını kutlarım aynı zamanda. Böyle güzel bir günde, güzel bir canlı yayın yaptığımız için de teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Ederim katıldığınız için. Evet, ben girişte birazcık bahsettim. Histamin intoleransı pek çok hastalıkla, pek çok semptomları ortak olduğu için karışabiliyor ve artık günümüzde yaptığımız testlerle ayırıcı tanıda histamin intoleransını da düşünüp değerlendirebiliyoruz. Evet, histamin intoleransı nedir? Öncelikle kısaca bir bundan bahsedebilir misiniz lütfen bize? Tabii ki Zümrüt Hanımcığım. Şimdi öncelikle canlı yayınımızı açıklarken hemen ilk cümleleri şöyle kurmak istiyorum. Çünkü bazen yanlış çok anlaşılıyor ve birazcık popülerleşmesiyle beraber suistimal de edilmeye başladı farkındaysanız histamin intoleransı. Şunu belirtmek istiyorum. Şimdi histamin intoleransının tıbbi net karşılığı aslında genetik olarak DAO enzim eksikliği ve buna benzim enzim eksikliğine bağlı olarak vücudumuzdaki histamin seviyesinin artması. Ama günümüzde çoğu insanın yaşadığı histamin intoleransının hani bu farklı şekilde dallandırmalar yapılıyor. Bir primer bir de sekonder nedenleri diyoruz. Birazdan bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda bir de diyor ki histamin intoleransı diye bir tanı koyamasak bile insanın vücudunda birçok farklı kök nedenden kaynaklı histamin fazlalığı olabilir. Hani bu histamin artıyor belli nedenlerden dolayı ama biz buna tıbbi olarak aslında histamin intoleransı demiyoruz. Çünkü histamin intoleransının net olarak tıbbi tanısını koyabilmemiz için aslında ortada bir DAO enzim eksikliği olması gerekiyor. Diğer saydığımız çoğu insanın karşılaştığı, çoğu insanın cebelleştiği durum aslında bizim tıpta aslında yeni yeni sekonder histamin intoleransı diye adlandırdığımız ya da farklı nedenlerden kaynaklı histaminin fazlalığı. Hani bu ayrımı yapabiliyor olmak çok önemli. Çünkü neden bunu söylüyorum? Eğer tıbbi olarak bir insana histamin intoleransı tanısını koyuyorsak Zümrüt Hanımcığım, bu insan ömrü boyunca histamin intoleransıdır ve ömrü boyunca diyete dikkat etmesi gerekiyordur. Ömrü boyunca genetik olarak DAO enzim eksikliği olduğu için DAO enzim takviyesi alması gerekiyordur. Ama sekonder dediğimiz farklı hastalıklardan, farklı nedenlerden, farklı ilaçlardan dolayı oluşuyorsa biz altındaki sorunu çözersek eğer bu insanın uzun süre diyet yapmasına da gerek kalmayacak aslında. Ya da uzun süre ekstradan DAO enzim takviyesine de gerek kalmayacak. Bu ayrımı yapabiliyor olmak aslında kişinin kendinde de bunu yayını izleyen ya da değerlendiren sağlık meslektaşlarında da gerek diyetisyen gerek doktorlarda da çok kıymetli. Çünkü bir histamin konusu çok araştırma yapan hatta bir kitap bile yazmaya başlayan bir hekim olarak hep şunu söylüyorum. Maalesef çok kıymetli bir detay histamin ama çok yanlış kullanılmaya ya da yanlışa çekilmeye de müsait, mesela size de konuşmuştuk, yani yanlış tedavi edilmeye de müsait bir alan maalesef. Evet, çok teşekkürler. Ben hani kısaca şöyle anlatayım isterseniz. Şimdi histamin vücudumuzda zaten olan bir biyolojik amil. Normalde vücudumuzda DAO dediğimiz bir enzimle bu yıkılıyor ve histamin yüksekliğinin önüne geçilmiş oluyor. Biz gıdalarla almış olabiliriz, bağırsak bakterileri tarafından üretilmiş olabilir. Eğer DAO enzimimiz yeterliyse ve iyi çalışıyorsa histamin düzeylerimiz yüksek kalmıyor ve buna bağlı semptomlarla karşılaşmıyoruz. Ama biraz önce doktor hanımın dediği gibi, yani primer dediğimiz genetik olarak bu DAO enzim eksikliği evet görülebiliyor ama çok az, belki %1'lerde. Daha çok biz histamin intoleransını günümüzde terminoloji olarak belki de işte
karıştırıyoruz ya da sekonder histamin intoleransını kastediyoruz. İşte bağırsak problemleri olabilir, bizim bir takım vitamin, mineral eksikliklerimiz ya da fazlalıklarımız olabilir. Bunların hepsi histamin yüksekliğiyle birlikte histamin intoleransı bulgularına neden olabiliyor. Evet, histamin intoleransı en çok hangi klinik şikayetlerle karşımıza çıkıyor Melek Hanım? Şimdi öncelikle aslında birçok farklı klinik de başvurabilir bizlere ama histamin az önce de sizin de bahsettiğiniz gibi vücut tarafından salgılanan ve en çok alerjik semptomlarla klinik olarak yakınlık gösteren bir durum. Yani mesela burada hastalar burun akıntıları, geniz akıntıları, vücut döküntüleri, vücutta kızarıklıklar, ödemler gibi bedensel ve net görülebilen alerjik semptomlarla da bize başvurabileceği gibi beraberinde migren, baş ağrısı, hani kronik hormonal sorunlar, işte adet öncesi sendromlar, idrar yolları sorunları, sık hastalanma sorunları, bunun dışında ekstradan kronik fibromiyaljı gibi vücutta yaygın ağrılar, migren dışı diğer baş ağrıları, bununla beraber ayrıyeten eklem ağrıları, saçla alakalı, ciltle alakalı farklı reaksiyonlarla birçok şekilde başvurabilir. Ben geçen bir şeyden bahsetmiştim. Histaminin semptom skalasını yazmaya kalktığımızda gerçekten histaminin neden olabileceği detaylar 150 semptomu aşan bir şeyle karşılaşıyoruz. Ama böyle mesela bir 9-10 tane temel semptom saysam az önce saydığım özellikle burun akıntısı, geniz akıntısı, cilt döküntüleri genel olarak, eklem ve kas ağrıları, baş ağrıları özellikle, ciltte mesela ürtiker gibi, döküntü gibi lezyonlar, egzama gibi lezyonları sayabilirim. En daha sık yaygın görülen semptomlar bunlar. Evet, histamin normalde zaten bizim vücudumuzda bulunan bir biyolojik amin demiştik. Ve vücudumuzdaki pek çok organda histamini tanıyan reseptörler var. Onun için histamin yükseldiğinde bu reseptörler aracılığıyla çok farklı, biraz önce doktor hanımın söylediği gibi semptomun oluşumuna neden olabiliyor. Yani burada bu histamin yüksekliğinin nedeni, histamin yüksekliğine bağlı hangi reseptörler daha ön planda ve onunla ilgili semptomlar çıkıyor. Bunların gerçekten ayırıcı tanısı çok önemli. Biz bu teste başladığımızda en çok karşılaştığımız, hani migren diye düşünülen aslında pek çok baş ağrısının, hani işte şarap içtim, peynir yedim ya da mayalı bir şey tükettim, başım ağrıdı, tetiklendi. Migren tanısıyla giden pek çok hastanın altında histamin intoleransı primer ve sekonder olarak bulduk. Evet, şimdi kadın ve erkek ve yaş grubu olarak bakacak olursak, histamin intoleransı daha çok kimlerde görülüyor, hangi yaş grubunda görülüyor, bu kişiye göre, cinsiyete göre ya da yaş grubuna göre semptomlar değişebiliyor mu? Ya öncelikle şunu net belirtmem lazım. Her yaşta aslında görülebilir. Siz de zaten bir laboratuvarda çok sık, biz de hekim olarak klinikte çok sık karşılaşıyoruz. Ama daha yaygın görüldüğü kısım kesinlikle kadın hastalar. Çünkü kadınlarda histamin metabolizmasını etkileyen östrojen gibi, progesteron gibi metabolizmasıyla alakalı bağlantılı bazı hormonlar var. Kadın hastalarda erkek hastalara göre gerçekten 4-5 kata kadar daha sıklıkla görülüyor histamin semptomları. Bununla beraber yaş grubu olarak primer dediğimiz gerçekten histamin intoleransıysa ve dağ enzimi eksikliği varsa aslında kendini çocuk yaştan itibaren belli ediyor. Genelde çok sık hastalanan, sürekli sorun yaşayan, boğazı ağrıyan, geniz akıntılar olan, alerjik tanılar olan, cilt sorunu olan çoğu çocuğumuz aslında histamin intoleransı yaşıyor olabilir. Genelde 4-5 yaştan itibaren kendisini yoğun göstermeye başlıyor. 2-3 yaş gibi erken yaşlara kadar gelebiliyor. Bazen semptomlar çok hafif olduğu için Zümrüt Hanımcığım çok atlanıyor. Ya herkes yaşıyor deniyor. Mesela klinik hikayeyi duyduğumuzda hasta da diyor ki 30 yaşında bana başvuruyor ama 5 yaşından beri kendimi bildim bileli bunlar var hocam diyor mesela. Ama diyelim ki erken yaşta başlamamış, İleri yaşta karşılaştığımız bu sekonder dediğimiz şey ise genelde 30 yaş üstü kadınlarda çok daha sık görülüyor. Genel hatlarıyla erkeklerde de görülüyor bu şekilde. Evet ama ben erkek hastalarda eğer belirgin bir alerjik yatkınlığı yoksa 45 yaş üstü daha yoğun görüyorum. Erkekler bu tarz sistemin yanıtlarını çok daha geç yaşlarda yaşıyorlar. Eğer tetikleyen bir faktör yoksa, ama maalesef günümüz çağında birçok enfeksiyon, birçok yöntem bunları tetikleyebildiği için özellikle de çoğu hastanın hikayesi bir enfeksiyon sonrası başlıyor. Dikkat ederseniz. Mesela bu enfeksiyonlar sonrasında böyle 20 yaşlarda, 25 yaşlarda ya da herhangi bir yaşta başlayabiliyor. Aslında orada genelde bir tetikleyen çok önemli. Hani şeyle alakalı, ama
hormonlarla alakalı yaşadığımız sistemin yanıtları vesaire ise işte daha çok 30 yaş üstü kadınlarda görmeye başlıyoruz. Mesela bana başvuran histamin hastalarının çok büyük çoğunluğu 30 yaş üstü kadınlar. Evet, tüm dünya olarak zaten bir pandemiden geçtik. Yani bir Covid salgınından geçtik ve Covid'den sonra pek çok hastalık tetiklenmiş oldu. Hani epigenetik olarak bir takım yatkınlıklarımız aslında açığa çıkmış oldu Covid'le birlikte. Ve gerçekten Covid sonrası çok fazla alerji şikayeti olan hasta oldu. Ve bunlar bize başvurdukları zaman rutin alerji testlerini yapıyoruz, İGE'lerine bakıyoruz. Bir şey bulamıyoruz. Daha önceden de dediğiniz gibi çocuklukta bir alerji hikayesi yok. Belki küçük işte aksırık, kapşırık dediğiniz gibi normal kabul edilen. Fakat Covid'le birlikte bu histamin intoleransı gerçekten çok yaygın bir şekilde ortaya çıktı. Hem baş ağrıları hem tip bir alerjiyle çok karışıyor. Hani bir migren ekarte edildikten sonra, bir tip bir alerji ekarte edildikten sonra mutlaka bu semptomların altında histamin intoleransının da düşünülmesi gerekiyor. Evet, birazcık bahsettiniz ama şimdi histamin intoleransı tanısında bir takım kılavuzlar var mı? Nelere dikkat etmeliyiz? Evet, anamnez çok önemli ama farklı hastalıkları taklit ediyor. İşte ilk önce bir ayırıcı tanıya mı gitmeliyiz? Direkt histaminle ilgili testlere mi geçmeliyiz? Nasıl ilerliyorsunuz doktor hanım Birincisi bu konuda? Nasıl ilerlemek uygun? özellikle az önce mesela yayının başına çok güzel değindik. Histamin vücudumuzda doğal olarak da sentezleniyor ve bu doğal olarak yayın en çok biliyorsunuz bizim mast hücrelerimizden tip 1 alerjiye bağlı olarak da sentezleniyor. Şimdi bir hastanın eğer kan tahlillerinde immünoglobin E dediğimiz tip 1 alerjiyle bağlantılı antikorları yüksekse ilk önce bir alerjik yanıt düşünürüz. Ve bu yüzden bu hastalarda öncelikle güzel bir deri testleri, moleküler alerji testleri gibi testler yapıp bu kişinin önce alerjileri neler? Hani gerek gıda, gerek çevresel toz, polen, kimyasallar gibi alerjilerin eridike edilmesi, elenmesi lazım. Biz bunları elemeden hani bir hastaya direkt, hele ki IgE değeri yüksekse histamin intoleransı tanısı koymamalıyız. Birinci basamak immünoglobin E ile bağlantılı kişinin tip 1 alerjilerini elemektir. İkinci basamaksa otoimmün hastalık elemek. Çünkü otoimmün rumatolojik bağışıklık hastalıklarının çoğunda gerek genetik defekler, gerekse enzimatik bazı mekanizmaların eksik ya da yanlış çalışmasından kaynaklı vücut daha fazla histamin sentezler. O yüzden ikinci basamakta bu hastada bir otoimmün bir hastalık var mı? Bakın burada hemen bir parantez çekelim. Otoimmün hastalıkların çoğunda histamin artıyor demek. Demek ki yayının başında bahsettiğim histamin fazlalığı dediğimiz olay burada var işte mesela. Histamin intoleransı değil ama histamin fazlalığı var. Otoimmün hastalıklarda da histamin diyetlerinden o yüzden kişiler fayda görebilir. Çünkü yükü azaltıyorlar vücudundaki. Ama bu histamin intoleransı değildir diyoruz. Bu yüzden de bunu elemek. Üçüncü basamakta zaten literatür en çok şunu söylüyor. Kişi bunları elediyseniz diyor. Ve çok bariz bir sekonder yoksa ve kişi histamin diyeti sonrası iyi bir şekilde rahatlıyorsa beraberinde de kanda histamin ve Down seviyelerinize baktığınızda efektif bir bağlantı görebiliyorsanız bu kişiye histamin intoleransı tanısı koyabilirsiniz diyor. Ama diyor bu kişideki durum primer mi? Yani kesinlikle ömür boyu devam edecek bir durum mu? Yoksa sekonder mi? Başka bir şeyden mi dolayı oluştu? Bunu iyice ayırt edin. Çünkü eğer sekonderse yani başka bir alt kaynağı varsa bu histamini arttıran ve DAO'yu düşüren yanlış ilaç kullanımı, hastalıklar, işte bağırsak florası bozukluğu, yanlış supplement kullanımı vesaire gibi bunları tedavi edin. Bunları tedavi ederseniz bu zaten geçecek bir histamin intoleransıdır. Ama eğer bunlara rağmen geçmiyorsa ve DAO sürekli düşük çıkıyorsa bu hasta ömür boyu histamine dikkat etmeli. Bu hasta ömür boyu bir dönem dönem histaminli gıdalardan önce DAO enzim takviyesi almalıdır diyor literatür. Hani guideline'ı tanı basamağı olarak böyle koruyor aslında. Evet, burada kılavuzlar, guideline'ler bizim için çok çok önemli. Biraz önce doktor hanımın bahsettiği gibi histamin zaten bizim kronik inflamasyon diye yine bir panelimiz var. Bunun içinde yer alan yani kronik inflamatuvar hastalıkların bazılarında histamin zaten yükselebiliyor. Onun için mutlaka ayırıcı tanıda önce bir tip 1 alerjinin düşünülmesi, kronik inflamatuvar altta yatan bir hastalık var mı? Bunların değerlendirilmesi. Bunlar ekarte edildikten sonra acaba hani histaminle ilgili başka bir şey olabilir mi? Primer, sekonder bir problem olabilir mi? DAO ile ilgili, DAO kofaktörleri ile ilgili bir problem olabilir mi diye bunların araştırılması çok önemli. Ve burada biz özellikle şeyi çok öneriyoruz. Yani histamin ve DAO testini
bir arada yapılması, birlikte yapılması. Çünkü ne oluyor? İşte histamini yapıyorsunuz ama o zaman bir alerjinik yüklenme olabilir. Ona bağlı yüksek çıkabilir. Ya da sırf daha iyi yaparak, bir kez daha enzim testi yaparak bu konuyla ilgili bir yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü yeterli histamin almamışızdır. Histamin diyetindeyizdir. Ve o yüzden daha aktivitesini düşük bulabiliriz. Bunların bir klinik hekimle, bu konuda tecrübeli bir klinik hekimle beraber mutlaka eş zamanlı ve belki de gerekirse doktor hanımın söylediği gibi bir kez, iki kez, üç kez gibi farklı zamanlarda, farklı durumlarda tekrar edilmesi ve o şekilde histamin intoleransı ile ilgili bir tanıya gidilmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, şimdi özellikle tabii en çok alerjiyle karışıyor. Ayırıcı tanıda neler yapabiliriz diye bir soru vardı ama buna birazcık cevap verdiniz. İsterseniz tekrar bir hani toparlayalım. İGE'ler, Özellikle buyurun. de hemen bir dipnot geçelim. Çünkü mesela tiroid hastalıkları hipertiroidi de hipotiroidi de histamin mekanizmasında etkendir. Çünkü hastalarda hipotiroidi olduğunda vücuttan histaminin temizlenmesi yavaşlar. Hipertiroidi olduğunda ise vücuttaki histamin reseptörlerinin aktivasyonu artar. Yani bu iki durumda vücudun histaminerjik bir yanıt vermesine neden olabilir. Bu yüzden ayrıcı tanıda aynı zamanda tiroid hastalıklarını da elememiz gerekiyor. İkinci kısmımız hormonlar. Östrojenin fazlalığı, progesteron eksikliği gene bizim histamin reseptörlerinin aktivasyonunu artırıyor. Yani histaminin gidip reseptörlere bağlanıp daha yoğun semptom vermesine neden olabiliyor. Kanda histamin seviyesi normal olmasına rağmen reseptör aktivasyonu çok arttığı için sorunlar yaratabiliyor. Bu yüzden özellikle bu hastalar diyetlere rağmen, bir şeylere rağmen sorunlar çözülmüyorsa eğer mutlaka bir hormonellere de, yani hormonlarımız özellikle kadın hormonları, gerekirse erkek hormonları ve tiroid hormonlarına bakılmalı. Üçüncü basamağımız aslında bağırsaklar, Zümrüt Hanımcığım. Çünkü özellikle sibo gibi ince bağırsakta bakteri çoğalması, işte parazitler, kandidalar, bunun dışında bağırsakta genel bir disbiyozis ve bağırsakta histamin üreten bakterilerimiz de var. İyi huylu, işimize yarayan bakteriler olsa da onların artması, bağırsakta daha fazla histamin üretilmesi ve bu histamin kana karışmasına neden olabiliyor. Bu yüzden de bu hastalarda aynı zamanda vücutta histamin seviyesi artıyorsa ve histamin semptomları gösteriyorlarsa bağırsak kaynağından da gelen bir histamin var mı? Burada da mesela sizlerden de arada istiyorum, biliyorsunuz dışkıda da histamin bakmak. Hani arada mesela bu sorun bağırsaktan mı kaynaklanıyor diyerekten çoğu zaman dışkıda histamin testleri de ekliyorum ben mesela hastalara. Eğer dışkıda histamin çok yüksekse diyorum kaynaklardan birini bulduk. Bağırsak tedavisine odaklanıyoruz diye birazcık daha o alana kayabiliyoruz mesela. Evet Melek Hanım, yani sizlerin isteklerinizle biz de burada tecrübe ediyoruz. Bağırsak kaynaklı, bağırsak bakterileri kaynaklı histamin artışı da dışarıdan bizim aldığımız gıdalarla aldığımız histamin artışı kadar önemli etmenlerden bir tanesi ve ülkemizde çok yaygın beslenme ile ilgili, belki hepimiz yanlış besleniyoruz. Disbiyoz, yani bağırsak florasının bozulması ve flora bozulduğu zaman bu histamin üreten bakterilerin miktarı artabiliyor ve histamin intoleransı ile ilgili bulgular ortaya çıkabiliyor. Yine histamini yıkan enzim Down-Onco faktörü bakırın burada eminimi ile ilgili, fonksiyonu ile ilgili bir düşüklük olabiliyor. Bazen çok yüksek çinko kullanıyor hastalarımız. Çinkoyu seviyorlar, evet çinko faydalı ama çinko belli düzeyin üzerine çıktığı zaman yine bakırın fonksiyonunu bloke ederek histamin intoleransı bulgularına yol açabiliyor. Bütün bunların çok iyi değerlendirilmesi, dediğim gibi uzman kişiler tarafından laboratuvar testlerinin kontrolüyle gidilmesi, tanık olması, ona göre gerekli takviyelerin alınması çok önemli. Evet, şimdi antihistaminik, hani histamin diyoruz, tip bir alerjide hep antihistaminikleri kullanıyoruz. Antihistaminik kullanılması histamin intoleransında nasıl bir etki gösteriyor? Bu hastaları rahatlatıyor mu? Bir faydası var mı? Şimdi şöyle, tedavi ajanı değil ama mekanizmayı açıklayarak insanların bir kafasında ampul yakacağım şu anda. Birincisi şu. Şimdi histaminin mantalitesi, vücudunuzda histamin üretildi. Mast hücreleri yedi ve diğer hücreler tarafından. Bu mesela, hatta önümde şu anda şeyler var. Bu histamin üretildi. Bu histamin gidiyor, reseptörüne burada bağlanıyor. Bağlandığı yerdeki reseptöre göre ise mesela burası akciğerse akciğerde işte nefes darlığı semptomu. Bu reseptör ciltte ise ürtiken. Burun içinde ise burun akıntısı. İnsan orada akıntı. Eklem bölgesinde ise eklem ağrısı yapıyor. Burada o semptomu yaşayabilmeniz için histaminin gidip reseptöre bağlanması lazım. Bu bağlantı olduktan sonra o semptom yaşanıyor. Peki bizim burada histamin intoleransı hastalarında, ya bu genel hatlarıyla vücutta şu histamin
cümlen çok fazla oluyor. Yeteri kadar yıkılamıyor işte. Böyle olunca da gitgide sürekli bu reseptör sayesinde vücut arttırmaya çalışıyor. Antihistaminiklerin yaptıkları reseptörleri bloke etmektir. Yani burada bununla bunun arasına şöyle eli koyup bunun buna bağlanmasını engelleyerekten bedende semptom yaratmasını engelliyor. Ama hala ortalıkta histamin var. Yani bu ortadan kaybolmadı. Sadece bunun buna bağlanmasını geldi, o ilaç kapattı. Şimdi bu ilaç neden tedavi ajanında bir belli bir seviyeye kadar tedavide yardımcı olabilir? Çünkü eğer vücudunuzun şu ortalıkta dolaşan histamini vücuttan atma kapasitesi fena değilse, DAO'lar ya da MAO dediğimiz diğer enzimler vesaire yeteri kadar çalışıyorsa, burada burayı kapattı mesela, ilaç 8 saat boyunca etki ediyor. Ortalıkta dolaşan histamin vücuttan atılabilecek kapasitedeyse, reseptörleri kapatıcı ilaçlar belli bir seviyeye kadar tedavi eder. Çünkü neden? Vücuda zaman kazandırıyorlar. Hani bir 6 saat 8 saat diyor ki ben burayı kapattım, hadi sen de git bunu temizle diyor. Ama reseptörün etkisi, işte ilacın etkisi bitti. Elini buradan çekti artık reseptör. Ortada hala histamin varsa, vücudun bunu temizleyecek kapasitesi yoksa, işte DAO enzimi yoksa, bu gidiyor ilaç etkisi yitir yitirmez buraya bağlanıyor, gene aynı etki yaratılıyor. O yüzden histamin intoleransı tedavisinde antihistaminikler vücuda zaman kazandırma açısından akut durumlarda belli aşamalarda fayda gösterebilirler. Ama bu tedavi ediyor anlamına gelmiyor. Belli bir seviyeye kadar işte zaman kazandırıyor. Sizin orada yapacağınız şey o zamanı kazanırken vücudun burada histamini uzaklaştırmak için daha enzim aktivitasyonumuzu arttırmak. İlaçları uzun süre kullandığımızdaysa, bakın akut dönemde kullanırsak fayda dedik. Sürekli kullandığımızdaysa bu sefer vücut kendini korumak için sürekli reseptör arttırıyor. Hani orada da histamin var, bir de bağlanacağı yer sayısı artıyor. Bu sefer diyor ki aslında artık aldığım bir tane antihistamin bana yetmiyor. İki tane almam lazım. Üçe çıkıyor, dörde çıkıyor. Dikkat edin, birçok histamin intoleransı hastası bana 4-6 tane günlük, hani doktorlar tarafından reçete edilmiş farklı antihistaminikler kullanarak geliyorlar. Burada bu yüzden antihistaminikler zararlı demiyorum. Gerekli hastada kullanılmalı. Hele ki tip 1 alerjilerde bazen çevresel alerji kaynaklarını her zaman eradike edemiyoruz. Ama histamin intoleransında sadece akut dönemde zaman kazandırır. Kronik dönemde tedavi edici ajan değildir. Aksine zararı bile olabilir. Evet, yani antihistaminikleri semptomatik olarak belki akut dönemde çok kısa süreli kullanabiliriz. Ama önemli olan oradaki kök nedeni, yani histaminin yükselmesine neden olan kök nedeni eğer çözmezsek bu uzun sürede bize zarar verir hale gelebilir. Bu konuda da mutlaka dikkatli olunması gerekir. Evet, şimdi sizle konuşmanın başından beri söylüyoruz. İşte bir genetik durum var. Yani genetik bir DAO enzim eksikliği, yani histamini yıkan enzim eksikliği varsa biz buna primer histamin intoleransı diyoruz. Bir de sekonder durumlar var. Evet, primer ve sekonder durumlar arasındaki fark, yani semptomlar farklı mı, tanı farklı mı, yaklaşım farklı mı? Hani bu iki grup hastaya da aynı şeyleri mi öneriyoruz, aynı şeyleri mi yapıyoruz? Bu konuda doktor hanım sizi dinleyelim. Şimdi, buyurun. Öncelikle mesela diyelim ki bir yüzde veriyorsak hastaları değerlendirirken, bu primer ve sekonder ayrımını tamamen %100 yapmak bazen mümkün olmuyor. Maalesef klinik olarak da laboratuvar olarak da. Sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde, şimdi birazcık önlendirme de vereceğim. Primer durumların çoğu genelde hastaların hikayeleri çok daha erken yaşta başlıyor. Yani belki evet ilerleyen yaşlarda artıyor. Mesela hasta bana belki 30 yaşında geliyor çok kötü baş ağrısıyla. Ama 4-5 yaşından beri işte sürekli bir semptomu var aslında, yani bir şeyler yaşıyor. Zaten o hayat hikayesini dinlediğinizde semptom varlığını, aha diyoruz bu daha çok primer olabilir, bak sen çocukluktan beri sürekli histaminin sana yük olduğunu gösteren semptomlar yaşamışsınız diyoruz. Ama sekonder varlıkta genelde hiçbir hikaye olmazken gerçekten daha ileri yaşlarda bir anda çıkıyor. İkinci grupta şu, özellikle hastanın altında beraberinde eşlik eden birçok farklı hastalığı da olabiliyor işte, diyorum ya. Hasta bana tiroid hastalığıyla geliyor, bakıyorum TSH'ları da yüksek. Tiroid ilacı başlıyorsunuz zaten histamin geçiyor. Mesela bana ürtüker tanısıyla gelip tiroid ilacı başladıktan sonra ürtükeri geçen çok fazla hastam var. Aslında hastanın derdi işte
Hashimoto tiroidi oluyor. Bu yüzden burada beraberinde yaptığımız diğer testler, işte tiroid testleri, hormon testleri, vitamin mineral eksikliği testleri, işte çinkolar, bakırlar, magnezyumlar, selenyumlar vesaire gibi birçok testler bizim o sekonder nedenleri basamak basamak elememize yardımcı oluyor. Bununla beraber dediğiniz gibi DAO ve histamin bakıyoruz. Ben mesela histamin diyeti yapmama rağmen hastada, birçok şey yapmasına rağmen hastada 3-4 kez DAO enzimi ölçüyoruz. Ve her seferinde düşün. Hiçbir şekilde diyetli diyetsiz ben o DAO'yu mesela 5'in üstüne çıkartamıyorum. Diyorum ki bak senin genetik olarak muhtemelen DAO enzimin düşük, bir genetik test yapalım demeye başlıyorum. Ve gerçekten genetik test yapıyoruz. Hastada genetik olarak polimorfizm çıkıyor homozigot şeklinde. Bu yüzden bazen hastalarda ileri yaşlarda da genetiği saptayabiliyoruz semptom hissetmese bile. Bunun da neden oluyor biliyor musunuz Zümrüt Hanımcığım? Maalesef biz Türk halkı olarak birçok insan olarak bu var ama Türk halkında daha çok var. Günlük hayatta yaşadığımız ağrıyı, sızıyı, hani alerjileri, hafif şeyleri, cilt döküntülerini, yüz kızarıklıklarını çok kanıksıyoruz. Normalleştiriyoruz. Mesela cildin kızarması çok normal. Hani saçın dökülmesi normal. Stresli olmak normal. Mutsuz olmak normal. Ağrılı olmak normal. Hasta belki 20 yıldır bir şeyler yaşıyor ama onu patlatan bir ürtiker dökene kadar hani o küçük yaşadığı semptomları göz ardı ediyor gibi. Daha o da belli bir yere kadar dayanıyor. Belli bir yerden sonra genetik olarak patlayabiliyor. Genelde ben birkaç defa hastada daha enzim eksikliği, düşüklüğü görmezsem kan tahlilinde genetik test çok fazla istemiyorum. Ama hastanın eğer çok erken yaştan itibaren bu sorunları varsa genetik test istemek mantıklı oluyor bu hastalarda gerçekten. Neden bu önemli? Çünkü zaman kazandırıyor hastaya. Çünkü eğer sizde genetik olarak daha enzim eksikliği varsa, katı histamin diyetleri olmasa bile hayatınız boyunca vücudunuza giren histamin seviyesine dikkat etmeniz gerekiyor. Hani ne oluyor? Belki o histamini yüksek gıdaların hepsini ömür boyu yememek değil ama arka arkaya histamin içeren gıdalar yememek gibi şeyle alakalı. Çünkü o hasta genetik olduğunu bildiğinde he, ben ömür boyu hani evet dikkatli beslenmem lazım. Bu kadar katı diyette olmasam da ya da ömür boyu yüksek histamin içeren bir gıdadan önce DAO almam lazım gerekiyor. Genetik test bize burada ışık tutuyor aslında bakarsanız. Sekonder nedenler de çoğu zaman buluyoruz. %90 buluyoruz. Ama %10 bulamadığım hastalarda var. Bunu net söylüyorum. Yani bakmadığımız test kalmıyor. Yapmadığımız şey kalmıyor. Ve bulamıyoruz. Burada da kötü avantaj ne biliyor musunuz Zümrüt Hanımcığım? Maalesef günümüz şartlarında stres hepimizin en büyük sorunu. Ve vücudun histamin yükünü en çok arttıran nedenlerden biri de stres. Burada vücudumuzda DAO'yu en çok tüketen nedenlerden biri de psikolojik stres oluyor. Böyle olunca bazen o %10 bulamadığımız çoğu hastada da aslında biraz daha strese odaklanıyoruz. Çünkü elimizdeki en büyük bilimsel veri o oluyor gerçekten. Evet, stres pek çok kronik hastalıkta kök neden olarak karşımıza çıkıyor ve belki de gerçekten yönetmesi en zor konulardan bir tanesi. Şimdi gene stresle ilgili çok güzel testlerimiz var. İşte gün içinde sizin kortizol düzeylerinizi takip edebiliyoruz, DHA takip edebiliyoruz. Böylece hani hangi durumlar daha çok sizde strese neden oluyor, tetikliyor gibi destek olmaya çalışıyoruz ama stresi iyi yönetmek, gerçekten stresin işte bağırsaklarımıza zarar vermemesi, histamin yüksekliğine neden olmamasına özen göstermek için stresi de ele almak. Belki de bundan sonra hani hep stresi konuşacağız çünkü diğer konular yavaş yavaş açıklığa kavuşmaya başladı. Bu konuda çok güzel tedaviler de gelişti. Ama hani stresi de iyi yönetmek beraberinde şart, yoksa o %10-15'lik grup kalıyor. Bir de biraz önce bahsettiğiniz, evet biz Türk halkı olarak örneğin kadınlar işte 12-13 yaşında adet görmeye başlıyoruz. Hani bu sancılı ağrılı adetler hepimiz için çok normal olur, işte bazılarının sancıları geçer diyoruz. Ama baktığımız zaman bunların altında da hele bir histamin intoleransı olabiliyor ve hiçbir zaman bizim aklımıza gelmiyordu, değil mi? Kesinlikle ya, yani daha bugün sabah raporuna dönüyorum hastamın. Hasta 68 yaşında yaşlı bir hasta. Ve yaklaşık 25 yaşından beri sürekli alerjileri var. İmmüglobulin seviyeleri belli bir seviyeye kadar yüksek ama aşı tedavileri yapılmış, ilaçlar kullanılmış, şu olmuş, bu olmuş, hiçbir şekilde alerjik şikayetleri geçmemiş. Hani yani hep sadece hafif seviyede azalmış. Yani siz bir modern tıbbın bize getirebileceği her türlü tedavi denenmiş neredeyse Zümrüt Hanımcığım. Hastanın ve ürtikerleri, alerjik döküntüleri, nefes darlıkları rahatlamıyor yani hiçbir şekilde. Hastanın işte gerçekten baktığımızda işte DAO seviyesi çok düşük, histamin seviyesi çok yüksek. Hastaya histamin diyeti yaptık.
Üçüncü haftada ben ömrü hayatımda olmadığım kadar iyi hissediyorum demeye başladı. Dördüncü, beşinci haftadan sonra ise zaten sıfırlandı alerji şikayetleri. Vücudundaki tüm döküntüler şey yaptı. Şu anda mesela altıncı ay gün şeyindeyiz raporunu atıyor bana. Altı aydır bir kere dahi ürtiker yaşamadım diyor ki benim ömrü hayatımda ürtikeri yaşamadığım bir hafta olmadı hocam diyor. Hani kendimi bildim bileli diyor. Şimdi bu hasta dört dörtlük bir histamin intoleransı hastası işte. Histamine diyetine dikkat ettiği sürece hayatı çok güzel gidiyor. İşte burada diyorum ya 68 yaşına kadar bakın tanı atlanmış. Hani yıllarca neler neler yapılmamış. İlgilenen herkes çok iyi ilgilenmiş hekim meslektaşlarım. Burada bir eleştirisel bir şey değil ama bazen gerçekten o hani histamin intoleransı ya da histamine yatkınlık ya da histaminin vücuttan atılamaması durumları hayat kalitesini ciddi olarak etkiliyor ve çok kanıksanıyor işte yani ne yapalım işte sen de alerjik birisin deyip geçiliyor ama değil aslında mesela hasta basit bir diyette çok ciddi oranda rahatlayabiliyor. Evet, teşekkürler. Melek Hanım, ben hemen burada şeyi sorayım. Sonra da izleyicilerimizden gelen soruları geçelim. Şimdi diyet dediniz. Bir histamin intoleransı diyetini ne kadar süre yaptıktan sonra bu rahatlamaları görüyoruz ya da işte ne kadar süre bu diyetlere devam etmemiz lazım? Bu konuda ne diyorsunuz ya da nasıl bir yaklaşımınız var? Ben hep şöyle söylüyorum mesela Zümrüt Hanımcığım. Hastalara bazen benzetme yaparken şu cümleyi anlatıyorum. Evin ne kadar kirli? Hani evin ne kadar kirli diyorum. Çünkü sen hafif bir kirli evi bir saatte temizlersin. Oh dersin, çayını kahveni demler, oturur dinlenirsin. Ama diyorum ev çok kirliyse diyorum bir hafta boyunca altın üstüne getirir anca temizlersin evinizi diyorum. Şimdi burada şu benzetmeyi bundan dolayı yapıyorum. Çok yoğun bir histamin intoleransı varsa ve bu uzun yıllardır tedavi edilmediyse, histamin seviyesi çok yüksekse ve altında çözülmesi gereken kronik sekonder sorunlar çok fazlaysa hani çünkü o benim ikincil dediğim o hormonları bağırsakları çözene kadar vücut sistemin üretmeye de devam edecek. O yüzden hastanın hayat kalitesini korumak için benim o histamin diyetini belli bir süre daha devam ettirmem gerekebilecek. Burada iki senaryo düşünün. Birincisi benim histamimi arttıran başka bir neden varsa o sorun çözülene kadar devam etmem lazım aslında. Çünkü öbür türlü vücudun yükünü arttırmaya devam edeceğim. İkincisi başka bir neden yoksa hani ve benim genetik bir histamin intoleransım varsa, histaminin katı diyeti olmasa bile birazdan bir örnek vererek anlatacağım. Histamin yüküne dikkat etmem lazım. Onu da şey yapacağım. Üçüncüsü ise özellikle hastadaki şikayetlerin semptomu ve vücuttaki histamin yükünün seviyesi ne? Çünkü neden? Histamin bir alerji değildir, yüktür. Şu bardağın dolup taşmasıdır. Yani histaminde yediğiniz hiçbir gıdaya karşı spesifik bir alerjiniz yok aslında. Bu bardağınız şu ağzına kadar doluysa yediğiniz bir tanecik gıda bile bardağı taşırır, semptom yaratır. Ama bardak şu kadar doluysa ben o yükü buraya getirene kadar vücut tolere eder, temizler de. O yüzden ben cümleyi kurarken dikkat edin histamin yükü diyorum. Çünkü birçok ağır hastalar var. Çok katı histamin diyetleri yapmamız gerekiyor. Onun altında daha alt seviye hastalar var. Daha seviyeleri görece daha iyi. Vücut daha iyi histamini temizliyor. Daha hafif eliminasyonlar, majör histamin içeren süt ürünlerini, fermente ürünleri, paket gıdalara, abur cuburları kesmek getiriyor da artıyor bile. Yani fermente ürünler artı hani şeyler, abur cuburlar, katkı maddeleri kesmek yetiyor. Onun dışında da hastalar diyelim ki diyet çok uzuyor. Çünkü diyetin çok uzaması da bağırsak florasını bozuyor. Burada da diyoruz ki rotasyona gidin. Yükü düşük tutun. Yani örnek vermek istiyorum. Çok yüksek histamin içeren gıdaları hep düşük tutmak gerekiyor. Fermentasyona girmiş ve paket gıdaları. Ama onun dışında diğer düşük gıdalar mesela muzda da histamin var. Bakliyatta da var. Çiğ kuru yemişte de var mesela hani. Patlıcanda da avokadoda da var. Bunları %100 kesemiyorsan bile o gün eğer muz çiğ kuru yemiş yediysen patlıcan yeme diyorum mesela. Hani her o gün bir iki tane histamin içeren gıda tercih et ki bu bardak dolup taşmasın. Çünkü buradaki sıkıntı alerji değil. Buradaki yük yani yükü arttırmamak. Ben hep böyle kafanızda bir senaryo düşünün. Bir histamin kovan var ve her yediğin histamin gıdası da bu kovanın içine bir taş atıyorsun. O kovayı taşı da ağırmadığın sürece o kovayı taşıyabildiğin kadar histamin yiyebilirsin diyorum. Ama kova ağırlaşmaya başladığında kolları da ağrıyacak işte vücudun semptom gösterecek. O zaman histamin yükünü azaltman lazım. Histamin yükünü bırak artık diyorum. Bu yüzden katı histamin diyetleri diyetisyen kontrolü altında, doktor kontrolü altında olmalı ve 2-3 ayı geçmemeli. Biz hastalara göre bazen uzatabiliyoruz özel hasta nezdinde. Ama histamin yükü düşük gıdalar, bağırsak florasına uygun bir şekilde rotasyonlu gıdalar yıllarca bile uzatılabilir. Ama burada işte gene diyetisyen kontrolünde gerekirse o rotasyonları bilmek, bağırsak florasını bozmayacak şekilde çeşitlendirerek gitmek. Burada çok ince detaylar var ama umarım anlatabilmişimdir şeyle alakalı. Evet, çok
güzel anlattınız. Çok güzel bir noktaya da aslında değindiniz. Burada yani şunu unutmamamız lazım. Histamin intoleransında bizim aslında işte bir domatese karşı, bir turşuya karşı ya da bir çileğe karşı, bir patlıcana karşı, avokadoya karşı bir duyarlılığımız yok. Hani bazen diyorlar ki test yapıldı bana hiçbir şey çıkmadı. Evet yani bu bir gıda duyarlılığı değil ya da gıda alerjisi değil. Bu sadece histamin yüküyle ilgili bir şey. Biz o gıdaları tükettiğimizde gıdayla beraber histamin alıyoruz ve histamin yükümüz artıyor. Eğer bunu biz bertaraf edemiyorsak bu belli bir süreden sonra dediğiniz gibi semptomlar, klinik şikayetler olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi son 10-15 dakikaya geldik. Onun için yavaş yavaş izleyicilerden gelen sorulara cevap vermeye çalışalım. Bir izleyicimiz histamin intoleransını nasıl beslenmek gerekiyor demiş. Buna zaten cevap verdiniz. Bir başka dinleyicimiz histamin intoleransı diyetini yaparken sindirim enzimi kullanmamızı öneriyor musunuz demiş. Sindirim enzimlerinin burada bir faydası var mı? Olabilir. Çünkü şöyle olabilir. Birincisi zaten histamindeki sıkıntımız DAO enzimi olduğu için en çok aslında DAO enzimi, deaminoksitaz enzim takviyesini almak. Bu da bir sindirim enzimi aslında. Bağırsaklarda ben hastalara şu benzetmeyi yapıyorum kafanıza şey yapsın. Pekmenler vardı ya biz çocukken hani böyle oyunlar oynanırdı. Pekmen gider Oyunlar. böyle şey yutar içer şey yapardı. Gerçekten histamin DAO enzimi bağırsakta o histaminleri böyle pekmen gibi içine alıyor. İçinde degrüne ediyor parçalıyor. Dışkıyla beraber atılıyor. Yani bildiğiniz pekmen gibi histamin topluyor DAO enzimi aslında bağırsakta. Burada en güzel DAO enzimi. Ama bunun dışında kişilerde sindirim sorunları varsa ve sindirim sorunlarına bağlı bağırsak florasından kaynaklı histaminin artması durumu söz konusuysa, gıda duyarlılıkları oluşmaya başladıysa, burada işte sindirim enzimlerini kullanmak gerçekten histamin intoleransını çözmekte faydalı olabilir. Yani bizim o sekonder nedenimiz bağırsak ve gıda duyarlılığı kaynağından kaynaklanıyorsa, hem mide enzimleri hem safra pankreas enzimleri sürece faydası olabilir. Bu arada çoğu histamin hastasında bu patern var zaten ve sıklıkla kullanmak gerekebiliyor. Evet, çok teşekkürler. Bir başka izleyicimiz, geçen yıl salgında hasta oldum ve geniz akıntım başladı. Pek çok KBB doktoruna gitmeme rağmen hiçbir şekilde geniz akıntım geçmedi. Bu diyeti 24 gün yapmışım ve geniz akıntım azalmış ancak bitmemişti. 2 ay yaparsam tamamen geçer mi diye Bu da sormuş. işte vücuttaki yüke bağlı. Tamamen geçebilir ama muhtemelen vücudunuzda bu hastalıktan sonra oluşan vücudunuzun histamin temizlemesine yardımcı olan B12'ler, folik asitler, bakırlar, işte atıyorum B6'lar, selenyumlar vesaire gibi birçok mekanizmada bozukluk olabilir. D vitaminleri vesaire gibi. Burada vücudun histamini temizlemesine yardımcı olacak vitaminlere eksikliklerini tamamlamak, bağırsak florasını toparlamak, yani o sekonder nedenleri çözmek enfeksiyon sonrası. Zaten onun kalıcı iyileşmesinin süresinin kısalmasına yardımcı olur. Ama siz onları çözmediğiniz sürece her diyeti bıraktığınızda geri gelecektir. Hani sorun. Burada da diyeti yaparken de kendinizi semptomlarla gözlemleyerek genelde enfeksiyon sonrası biz 3 ay diyoruz. Enfeksiyon sonrası oluşan mast hücrelerinin ve immünoglobulin G yanıtlarının kendi haline dönmesi en az 6-8 hafta ve bazı kişilerde 12 haftaya uzuyor. O yüzden biz bu tarz durumlarda 12 haftalık diyetler öneriyoruz. Evet, çok teşekkürler. Bu da çok önemli. Eğer sekonder nedene bağlıysa ki enfeksiyon sonrası dediğimiz için mutlaka sekonder neden de o altta yatan nedenlerin de beraberinde tedavi edilmesi, vitamin mineral eksiklikleri, fazlalıkları varsa düzenlenmesi, bir disbiyoz varsa düzenlenmesi bu sürece mutlaka katkıda bulunacaktır, iyileşmeye katkıda bulunacaktır. Ama doktor hanımın da söylediği gibi bu enfeksiyonlar sonrası 3 aya kadar gidebiliyor. IgG'ler zaten 6 haftadan kronik inflamasyondan 6-8 haftadan bahsediyoruz. Önce toparlanmıyor, düzelmiyor. Bu daha da uzayabiliyor. Evet, teşekkürler. Bir başka izleyicimiz bu diyeti yaparken, histamin intoleransı diyeti yaparken kasaptan aldığımız inek etini yiyebilir miyiz? Yoksa kuzu eti mi olmak zorunda mı diye sormuş. Ya burada tamamen kişisel ayrılık var. Biz evet kuzu etinin genel hatlarıyla daha sağlıklı olduğunu savunsak da bu bir gerçek. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Kuzu eti bende deli gibi alerjik reaksiyona neden oluyor. Ben sadece dana eti tüketebiliyorum. Hani kuzu eti yedikten sonra 15 dakika geçmiyor burnum tıkanıyor. Mesela en kaliteli kuzu etinden de bahsediyorum. Burada tamamen kişisel özel yanıtlar var. Ben bir hekim olarak her zaman şunu söylerim. Mesela hep inek sütü, keçi sütü vesaire işte kuzu eti, dana eti ayrımları yapıyoruz ya. Evet mesela keçi sütü daha iyidir deriz. Hani şeylerle
alakalı. Dana şey kuzu eti daha iyidir deriz. Bu bir gerçek. Ama burada tamamen kişisel özel yanıtlar var. Kasaptan aldığınız kavramı da şu. Hayvansal gıdaları tüketirken özellikle dışarıdan aldığınız gıdalar dışarıda bekledikçe özellikle üstünde üreyen bakteriler de histamin üretirler. Mesela bir et dışarıda buzdolabı dışında, dondurucu dışında eğer birkaç saat beklediyse üstünde üreyen bir sürü bakteri histamin üretmeye başlıyor. Bu et sizde histamin yanıtını arttıran bir ete doğru dönüyor. O yüzden ilk önceliğiniz aslında bu etin doğru saklama koşullarına sahip olması olsun. Çünkü etin içeriği kadar o saklama koşulları da çok önemli. Mesela kasaptan alır almaz hatta bazı ağır histaminasyonları buz aküleriyle falan taşıyın. Eğer mesela bir saat sonra eve gidecekseniz, yarım saat sonra eve gidecekseniz diyoruz. Ya da o dondurucular var ya birçok iyi kasap zaten uzun yolculuklarda öyle dondurucular içine koyarak mesela eti koyar. O yüzden ama eve hızlıca getirin ve buzluğa atın diyoruz. Mesela buzluktan yukarı dolaba çıkartıp sonra pişirmeyin diyoruz. Yani mikrodalgada ya da fırında çözdürdükten sonra pişirin. Mesela buzluğun üst katında bile o ısılarda bile uzun süre et beklemesin diyoruz. Çünkü o bekleme süresinde bakteri artışı oluyor. O bakteriler, o çürüme yoluyla üretilen bakteriler aslında histamin üretiyor. Onun dışında da dana ve kuzu ayrımında tamamen iyi kalite. Tabii ki hormonlu bir et, kötü kalite bir etse sorun yaratıyor. Ama onun dışında iyi kalite bir etse dana ya da inek ayrımı yani kuzu ayrımı ve dana ayrımı tamamen kişiye özel. Evet, teşekkürler. Gene bunun gibi bir soru gelmiş. Hani hızlı geçebiliriz. Tatlı patates mi, normal patates mi demiş bir Açık konuşayım izleyicimiz. normal patates ama tatlı patates histamin çok nadir hastalarda yanıt veriyor. Herkes de histamin yanıtı veren bir patates türü değil tatlı patates. Evet. Bir başka izleyicimiz histamin intoleransı olup olmadığını öğrenmek için hangi bölüme gitmemiz lazım? Hangi tahlilleri yaptırmamız lazım demiş. İsterseniz tekrar Ya gelin. maalesef salgın ilerleyişi ve testler açısından bu testler devlet hastanelerinde ya da birçok özel sağlık hastanesi de olsa hastane ortamlarında yani her hastanede yapılan testler değil özel bile olsa. Bu yüzden maalesef işte iyi kalite güzel laboratuvarlarla ilerlemek burada maalesef şey yapıyor ve bu konuda ilgilenen, araştıran, fonksiyonel tıpla ilgilenen hekimler, bütüncül bakış açısına sahip olan hekimlere gitmek lazım. Çünkü histamin alanı çok geniş olduğu için histaminle alan kendisini iyi araştıran bir kadın doğum uzmanı da bu tanıyı koyabilir. Hani bu tanıyı bir ortopedi uzmanı da koyabilir aslında size histamin konusuna aşinaysa alerji bölümü de konabilir. Maalesef hani bir bilimsel gerçek olsa da bir karşılığı da olsa ve tıpta kabul eden bir tanı bile olsa yeteri kadar yaygın ve bilinen bir tanı da değil maalesef. Bu konuyla ilgilenen biriyle çalışmanız gerekiyor. Yoksa öbür türlü tanı koymak ya da ilerlemek zor oluyor. Ama özel bir alanı yok ama bu konuyla ilgilenen alerji immünoloji uzmanlarının ve dahiliye uzmanlarının bunu yakalama ihtimali daha yüksektir sizi dinleyen. Evet, teşekkürler. Yine bir başka izleyicimiz antibiyotik alerjim var. Acaba histamin intoleransıyla antibiyotik alerjisinin bir Direkt bağlantısı bağlantısı olabilir yok aslında. Yani mi? sadece şu var, bazı antibiyotikler vücudun dağ enzim kapasitesini azaltıyorlar. Bu yüzden de onlardan sonra sekonder olarak histamin intoleransı gelişebiliyor, evet. Birçok antibiyotik var, hatta bu Google'ladığınızda dağ enzim seviyesini düşüren antibiyotikler diye yazdığınızda Google'da birçok antibiyotik şeyini görürsünüz. Bu bir histamin intoleransına neden olabilir ama bu bir antibiyotik alerjisi değildir. O antibiyotiklerin vücudun dağ seviyesini düşürdüğü için sekonder olarak oluşan bir histamin yanıtıdır. Evet, ikinci olarak yani antibiyotik duyarlılıkları ya da antibiyotik kullanımı histamin intoleransına neden olabilir ama antibiyotik duyarlılığı ya da alerjisi histamin intoleransıyla bağlantılı değil. Bir başka hastamız rozasea ile ilgili sormuş. Rozasea hastalığının altında histamin intoleransı olabilir mi? Rozasea çok Araştırılması. kesinlikle araştırılmalı. Çünkü kesin şunu demem. Rozasea hastaları histamin intoleransı diye bir atıfta bulunmak çok bilimsel olmayan bir atıf olur ama rozasea hastaları çözümlenemediğinde gerçekten bir altında histamin intoleransı araştırmak lazım. Çünkü birçok hastada histamin fazlalığı ve sekonder histamin yanıtları rozalarda çok sık görüyoruz. Çok sık var. Evet, rozasea da demek ki histamin de mutlaka düşüneceğiz. Yine bir hastamız işte migren ataklarım oluyor yiyeceklere bağlı. Bunun histamin intoleransıyla bir ilişkisi olabilir mi diye Kesinlikle. sormuş. Bir de dipnot migrenle histamin arasında çok fazla yayın var. Hani bilimsel çalışmanın çok fazla olduğu bir şey. Hem klinik Alan değil olarak hem de mi? Evet, migren ve biyokimyasal histamin olarak. intoleransı. Bir de histamin migren gibi hastalarda ne yapıyor biliyor musunuz? Ağrı işini düşürüyor. Nörojenik uçlarda migren ağrılarında ve baş ağrılarında, trigeminal sinirlerde ve vücudun birçok sinirinde
geldi. Histamin ağrı eşiğini düşürdüğü için nöron uçlarında hasta uyaranlara daha hassas hale geliyor. Yani histaminden kaynaklı bir yanıt var ama bir de ağrı eşiği düşüyor. Yani sekonder bir de bu var. Yani ne oluyor? Mesela migren hastası ışığa yanıt veriyor. Susese yanıt veriyor ya da işte atıyorum gıdaya yanıt veriyor. Normalde o gıdadan 10 tane yese atıyorum ağrı olacakken histamin intoleransı varsa bir tane yediğinde ağrı oluyor. Hani çünkü o ağrı eşiğini nörojenik uçta ciddi oranda düşürüyor histamin. Evet, yani migreninizle birlikte beraberinde histamin intoleransı da olabilir. Mutlaka bunun da araştırılması önemli. Evet, histamin intoleransı diyeti bir kez bozulduğunda diyete baştan mı başlanır? Tekrar mı ilk yap? Değil. Bu bir gıda duyarlılık diyeti değil çünkü. Eliminasyon değil aslında. Yük diyeti. Az önce başladık ya. Bozduğunuzda kaldığınız yerden devam edin. Çünkü orada amacınız ev temizliyorsunuz zaten. Yükü azaltıyorsunuz işte. Az önce tarif ettiğim o kovanızdaki taşları temizliyorsunuz. Kaldığınız yerden taşlarınızı temizlemeye devam edin. Evet. Yine birisi oğluyla ilgili bir soru yazmış. Oğlum tam bir aydır histamin diyeti yapıyor. Saç ve yüzde egzama var. Şu ana kadar hiçbir gerileme olmadı. Nasıl ilerlemeliyim demiş. Egzama vakalarında zaten özellikle mutlaka sekonder neden de araştırılmalı. Eğer doktor zaten tedavi ve takip ediyorsa mutlaka alttaki nedenlere yönelik de bir tedavi planlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü egzama evet bir histamin yanıtıdır. Bu arada klinik olarak da histaminle alakalı en fazla çalışma ikinci olarak zaten egzamayla var. Çok fazla yayın var. Diyetiyle de alakalı yayın var. Dağıyla da alakalı yayın var. Histamin intoleransıyla da alakalı egzama bağlantılı yayın var. Ama egzama bir histamin intoleransı değil, histamin fazlalığı durumudur. Fazlalığı olduğu için bu hastalarda histamin seviyesi genetik değilse eğer başka sekonder nedenlerden dolayı artmıştır. Yani bu kişinin bağırsak florasının toparlanması, karaciğer sağlığının yerine getirilmesi, işte stresinin şey yapılması, uykusunun iyi olması, su tüketiminin iyi olması, eksik vitaminlerin tamamlanması gibi birçok faktöre dikkat etmek lazım. Tek başına diyet tedavi edici ajan olmayabilir. Ama diyette de zaten egzamalarda erken rahatlama her zaman beklemiyoruz. Bunu da belirtmem lazım. Hani 4 hafta vesaire gibi değerler, erken değerler çünkü çoğu egzama hastası gerçekten daha uzun sürede yanıt veriyor. Evet, çok teşekkürler. Yine bir başka soruda ürtiken ve antibiyotik sonrası döküntüler ile ilgili histamin intoleransının ilişkisi olabilir mi diye sormuş. Önce bahsetmiştik biraz ya önce. Genel olarak sekonder olarak olabilir. Direkt değil. Histamin açık konuşayım yükün birikim patlaması durumudur. Ve ürtiker evet histamin intoleransında görülür. Ama daha çok kronik ürtikerle karşılaşırız. Akut ürtikerler daha çok akut farklı kaynakları vardır. Yani aniden oluşan, hiç olmazken durduk yere bir anda oluşan bir ürtiker genelde açık konuşmak gerekirse birazcık daha farklı nedenleri. Bir alerjen kaynağı, bir işte antibiyotik alerjisi, gıda alerjisi, ilaç alerjisi vesaire gibi vardır. Sekonder durumlar daha yavaş yavaş gelişir. Hani mesela döküntü yavaş yavaş oluşur. Günden güne artarak gider mesela daha çok. Biz o tarz durumlarda daha çok histamin intoleransı düşünüyoruz. Histamin intoleransı böyle bir anda bir şey yapan bir durum değil aslında. Yavaş yavaş böyle kendini gösteren bir durum. Evet. Yani akut ürtikerde daha çok tip 1 alerjiyi düşünmek, onu araştırmak lazım. Ama kronik ürtiker dediğimiz zaman evet bunun altında bir antibiyotik kullanımı sonrası görüldüğü gibi sekonder histamin intoleransı olabilir. Yine bir başka izleyicimiz histamin sedef hastalığını tetikler mi diye sormuş. Sedef bir otoimmün durumdur. Az önce bahsederken histamin intoleransı ayrıyeten bir sedef hastalığının altında bir tanı olabileceği gibi aynı zamanda sedef hastalıkları zaten otoimmün yanıtından dolayı vücudun histamin yükü artan hastalıklardır. Daha bugün sabah bir sedef hastamın mailine dönüyorum mesela. Birazcık beslenmesini bozmuştu. Hemen sedefleri artmıştı. 3 haftalık histamin diyeti yaptırdık. İşte ona yönelik dal takviyesine vesaire birazcık dikkat verdik. Bu yazdı mesela. Hocam tüm histaminim sedef noktalarım söndü yeniden. Anladım bana neyin dokunup dokunmadığını, neyin olmadığını diye. Çünkü bu hasta otoimmün bir alt taban olduğu için diyorum ki hani her şey ömür boyu yasak değil ama sizin histamin yükünü her zaman dikkat etmeniz lazım. O yükü abartırsanız, bardağı dolup taşırırsanız yeniden sedef dokusu oluşur. Çünkü o alttaki mekanizmalar, otoimmün yanıt sizin vücudunun daha fazla histamin üretmesine neden oluyor zaten. Evet, teşekkürler. Gerçekten inanılmaz soru geliyor. Hepsine şu anda cevap veremeyeceğiz. Ben son 3 soruyu size sorayım. Sonrası için de bilgilendirme yapacağım. Evet, şimdi histamin diyetinde kara buğday yenir mi diye sormuş tamam. Bir izleyicimiz. Tamam. Ben kişiye özel. Eğer kara buğdaya karşı vücudunuz yanıt veriyorsa yemeğiniz. Çünkü kara buğday histamin yükü çok yüksek olmayan ama belli oranda histamin içeren bir tahıl grubudur. Bazı hastalarda hiçbir yanıt vermezken bazılarında çok ciddi yanıt verebiliyor kara buğday. Tamamen kişiye özel deneyip görmeniz gereken bir şey o.
Evet, Melek Hanım, bizim tecrübelerimizden de kara buğday normalde bizim ülkemizde aslında çok tükettiğimiz, işte bağırsağımız ya da bedenimizin çok alışık olduğu bir gıda maddesi değil. Evet, sağlıklı diye, gluten içermiyor diye son dönemlerde tüketmeye başladık ama vücutta farklı reaksiyonlar görülebiliyor. Onun için hani kara buğdayı da glutensiz diye çok masum kabul etmemek, dikkatli olmakta fayda var diyorum ben de ek olarak. Evet, bir izleyicimiz daha o enzimi alt sınırının biraz altında takviye kullanmalı mıyım diye sormuş. Şöyle söyleyeyim, ben genelde DAO enzim takviyesinin hiçbir zararı olmadığını düşünenlerdenim. Yani düşünmek değil, bilimsel olarak da böyle. Çünkü biz gebe ve emzirenlerde dahi kullanabiliyoruz DAO enzimini. Çünkü DAO enzim takviyesi sizin vücudunuza emilen bir şey değil. Yani dışarıdan aldığınız takviye zaten sizin kan dolaşımınıza karışmıyor. O bağırsakta işini yapıyor, gıdadan aldığınız histaminin vücuda girmesini engelliyor. İşte o pekmen gibi bağırsaktaki histaminleri topluyor, dışkınızda atılıyor. Yani aldığınız kan da, dışarıdan aldığınız DAO takviyesi kanınızdaki DAO'yu arttırmıyor. Bu konuda netleşelim. Buradan olan şey şu, vücudunuzdaki DAO seviyesi düştüğünde ister istemez dışarıdan gelen histamin yükünü kaldıramayacak seviyede olduğunuz için dışarıdan aldığımız DAO aslında bizim dışarıdan giren histamini azaltma yöntemimiz. Yani vücudun yükünü azaltma stratejimiz. Bu yüzden de aldığınız DAO kan seviyenizi arttırmaz. Ama ne olur siz altında DAO'nuzu düşüren sorunu çözmeye çalışırken işte hormonlar, enfeksiyonlar, vitaminler eksikleri ekstradan bir de DAO aldığınızda vücudun yükünü de azalttığınız için tedavinize çok daha büyük bir katkı sağlarsınız. Bu ayrımı Evet, yapmak çok önemli. biraz önce de bahsetmişti doktor hanım. Burada bizim için o zaman kazanmak da çok önemli. Nasıl antihistaminik kullanımında bir bize zaman tanıyorsa, DAO kullanımı da sindirim sistemindeki histamin yükümüzü azaltarak bize zaman ve kazandırıyor. Hem de destek oluyor. Bu arada DAO kullanımı da çocuklarda da kullanabiliyoruz, gebelerde de kullanabiliyoruz. Herhangi bir kontraindikasyonu olan bir madde değil, bir sindirim enzimi olarak düşünülebilir. Evet, son bir soru daha okuyayım. Ondan sonra da yavaş yavaş yayını kapatalım. DAO enzimi normal olmasına rağmen DAO desteği almalı mıyım demiş bir Eğer başka temposon izleyici. varsa alabilirsiniz işte. Çünkü burada gerçekten DAO kullanırken kandaki DAO seviyesinin takibini kesinlikle yapıyoruz. Ama mesela terazi dengesidir bu. Histaminle DAO'yu teraziye koyduğunuzda histamin yükü fazlaysa, DAO altta kalıyorsa seviyesi normal olmasına rağmen gene histamin fazlalığı var demektir. Buradaki aslında DAO'nun normal aralıkta olması çok kıymetli. Bu bizim için çok iyi bir tanı, hani şey kriteri. Ama DAO normalken de histamin semptomları gösterebilirsiniz histamin seviyeniz arttığı için. Hani o terazinin iyi dengelenmesi önemli. Bir de ufak bir dipnot. Zümrüt Hanım da mesela az önce söyledi. Ben de bunu savunuyorum ve her eğitimde anlatıyorum. Bir kere baktığınız DAO doğru yanıt vermeyebilir. Biz mesela şüphelendiğimiz hastalarda, tanı vesaire koyduğumuz hastalarda birkaç kez DAO artı histamin baktırdıktan sonra bir fikir yapıyoruz. Çünkü günün farklı saatlerinde, adet döngünüzün farklı saatlerinde, beslenmenizin farklı durumlarında DAO dalgalanır. Ama ben bir hastaya 4 kez DAO baktım. Her seferinde en düşük aralıkta çıktı. Her şeyi yapmamıza rağmen. İşte genetik olabilir düşünceme giriyorum. Ama bir hastada bir kere yüksek, bir kere düşük, bir kere orta çıktı. He diyorum, sendeki durum sekonder. Biz alttaki sorun ne onu çözelim. Muhtemelen DAO'nun dengeye gelecek diyorum mesela. Burada bu ayrımı yapmak çok önemli. Evet, ben de burada bir hani katkı olarak özellikle tip 1 alerjiden bahsedebilirim. Tip 1 alerjinin aktif olduğu dönemlerde, o histamin yükünün çok olduğu dönemlerde bizim DAO enzim aktivitemiz normal bile olsa biraz önce doktor hanımın dediği gibi yetersiz kalabiliyor. Yani onun için hani sadece DAO enzimini tek başına değerlendirmemek, mutlaka histaminle beraber değerlendirmek, mutlaka hastanın kliniğiyle birlikte, anamnezle birlikte değerlendirmek çok çok önemli. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Evet, hepinize, öncelikle doktor hanım, size katılımınız için çok teşekkürler, Ben verdiğiniz çok teşekkür kıymetli ederim. bilgiler için. Çok önemli çünkü dediğiniz gibi histamin vücudumuzda bütün neredeyse organlarda reseptörü var, farklı semptomlarla ortaya çıkabiliyor ve karışabiliyor. Evet, bu yayını kaydedeceğiz. Sonrasında da izleyebilirsiniz. Eğer sorularınız varsa Instagram üzerinden ya da sinema.com.tr canlı destek üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Bütün sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Evet, tekrar çok teşekkürler Doktor Melek Hanım. Son Teşekkürler. olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir dipnot ya da ceplerine götürmelerini istediğiniz bir mesaj varsa onu da alalım. Sonra yavaş yavaş yayınımızı kapayalım. Her zaman şunu söylerim Zümrüt Hanımcığım, histaminle alakalı hastalarımda da kendi paylaştığım yayınlarda da derim ki uykusuzluk, susuzluk
ve stres, bu üçü diyetinizden çok daha hızlı ve çok daha kalıcı şekilde histamin seviyenizi arttırır. Bu yüzden önce uykuya, sonra su içmeye, ayrıca da stresinize dikkat etmezseniz istediğiniz kadar diyet yapın, fayda göremeyeceksiniz. Çünkü bunlar vücudunuzda çok hızlı şekilde histamin seviyesini arttırırlar. O yüzden bu konulara dikkat edelim. Histaminsiz, sağlıklı, güzel günler diliyorum herkese. Evet, çok teşekkürler. Herkese sağlıklı günler dilerim. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Yayını kaydedeceğiz. Sonrasında da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.